arının mevcutu azalır. Yani kışa girerken arı bizim buralarda 5-6 çerçeveye düşer. Benim de kovanlarımda arı hep batı taraftadır. Bu tarafta kışlatırım. Yani arkasında durduğumuz zaman sağ tarafta, önüne durduğumuz zaman sol tarafta kışlar arı. Çünkü burada şu taraf kışın daha çok güneş görür. Burada az görür. Güneş gelir, batıncaya kadar burada daha sıcak olur. Onun için arıyı burada kışlatırım. Bahara yani doğru güneş olan tarafta kışlatırsın. Efendim? Güneşin daha yoğun olduğu tarafta evet, kışlatırsın. Sıcak olsun diye. Sıcak olsun. Tabii arının kışın gelişmesi için sıcağa ihtiyacı var. Burada şeyin, arının giriş çıkış yönü güney mi yapıyorsun? Güney. Güney. Mutlaka güney olmalı. Ha, güney güney yönünde ol. Güney çıkışlı evet, ama güney olmalı. Güney çıkışlı olduğu için de batıda kışlatıyorsun. Batıda kışlatırım. Arı burada durur. Mesela diyelim ki arım 4 çerçeve yine burada kalır. 4 çerçeveye düştüğü zaman ikinci bezle bunu kışa girerken sararım. Bezi buradan aşağıya düşürürüm. Daha sıcak olsun diye. Şu şekilde. Bezi üstten mi atıyorsun? Şimdi örtü bezini göstereceğim. Mesela yedek bezlerim vardır. O nasıl bir bez? Bezin özelliği nedir? Bu arıcılık için yaptırılmış. Brandacıya yaptırdım bunları. Öyle şimdi mi? Arı malzemesi satılan yerlerde de var satılıyor. Yani. Bu arkadaş, bu bezler. Kalın olursa bu bez daha iyidir. İncelerini arı kesiyor. Daha önceden bu fenli kovanları Türkiye Ziraat Donatım yapıyordu. Onun yaptığı, Ziraat Donatım yaptığı zaman örtü bezi yoktu, örtü tahtası vardı burada. Üç parçadan oluşuyordu tahta. Üç parçadan. Tahtayı buraya koyduğumuz zaman bakın arada 9 milimlik bir boşluk vardır. Tahta ile çıtaların arasında arı gezinir. Tahta daha iyiydi. Yani sonundan bu örtü bezini çıkardılar. Örtü bezini koyduğumuz zaman örtü bezi yapışıyor. Yapışıyor ve bez ile çıtanın arasında arının gezmesi zorlaşıyor. Bu arayı arı bazen mumlarla yükseltiyor, rahat geziyor. Bu da zor oluyor. Diyelim ki ben buradan bakacaksam, arıya bakım yapacaksam buradaki tahtayı alıyordum. Şimdi bez var diyelim. Arı burada benim. Sadece buraya açıyorum. Şu kadarını açıyorum. Ve buradan çerçevemi çekiyorum. Ha, tek tablo olduğu zaman buradan bir çerçeve de çekecek olsam hepsini kaldırmam gerekiyor. Onun da zorluğu var. Zorluğu ne gibi? Isı kaybı mı oluyor içeride? Tabii. Kışın çok önemli. Şimdi az çerçeve olduğun zaman kışın bu şekilde ben bunu sarıyorum. İki tane hatta üç tane bez koyuyorum. Arı alttan üşümüyor. Üstten üşüyor. Yani üstte kalın olması lazım. İki tane, üç tane bez koyuyorum, bezlerim var. Yetmiyor. Bir de üç tane, dört tane besteyi bir araya getirip koyup yaptırmak için. Yani kışın... Nem olmuyor mu hiç? Şu şekilde, bu polen tuzaklı kovanların bir yararı da havalandırma yapıyor. Bunlar da nem olmuyor. Çok söylesiniz ya. Yine de burada hava alıyor. Yani. Haftan hava almaya devam ediyor. Devam ediyoruz. Nem çok önemli. Mesela nem çok önemli. Havalandırma olduğu zaman nem yapmıyor. Kullandığımız çerçeveler işçi arı gözü çoğunluk olmalı. Eğer bir çerçeve erkek arı gözü çoğunluktaysa burada bekletmeyiz. Çünkü onunla hep erkek arı çıkar. Erkek arı da bal taşımaz bize. Yiyicidir. Ne yapıyorsunuz? Erkek arının görevi sadece kırınçayı görmek. Erkek arının miktarını biz mi belirliyoruz içeride yani? Çoğaldı diyelim ne yapıyoruz, nasıl düşünüyoruz? Erkek arıyı günlük yavruyu 21 gün sonra çıkıyor. Az önce dediğim gibi tek kovanda 40 bin, çift katlı kovanda 80 bini bulur işçi arı. Erkek arının da mevcutu 300-400 civarında. Erkek arı sadece kırınçayı görler havada. Daha sonra ölür. Bal sezonunun sonuna doğru işçi arılar, erkek arıları kovanın altına hapsederler. Bu alt tahtaya. Ve aç bırakırlar. Kovarlar yani. Evet, artık onları, işleri bitti ya, kış da geliyor. Onları aç bırakırlar ve en sonunda bunlar ölür açlıktan. Dışarı atarlar. O 300-400 erkek arı. Kraliçe yine kalır. Kraliçe, Kasım ayı geldiğinde yavru atmayı bırakır. Artık yavru bırakmaz. Kasım, Aralık, Ocak. 3 ay dinlenir. Bizim burada ocağın işte 20'sinde, Şubat'ın başlarında şu çerçevenin
en ortada sıcak kısmı, şu çerçevenin şurasını az yavru atmaya baş. Havalar ısındıkça onu genişlet. Havalar ısındıkça genişlet. Şu anda tabi iki kat yavru olan kovanlarımız var. Şimdi bizim kovanlarımız diyelim ki altı doldu arkadaşlar. Bunun altı doldu, kat atacağız. İkinci kat atacağız. Yavaş yavaş sırayla dolduruyoruz. Tabii, doğuya doğru gidiyoruz buradan. İstedikçe, doldukça... Yani patatesiz o doldukça koyuyoruz. Evet, veriyoruz yani. Şimdi burada şu var. Senin kafada koyuyoruz. Ara hastalıklar. Şimdi bu polen tuzağı kapalı bak burada. Şimdi kırmızı var, görüyorum. Ha. Bunlar polen işte. Evet. Polen tuzağı kapalı. Bu şimdi normal girişe giriyor. Yani ben hani arı yetiştirdiğim için, arı sattığım için biraz polen almıyorum yani. Gelenleri şey yapıyoruz. Hangi çiçekten toplamış? Bayağı koyu renk falan. Değişik çiçekler. Genelde daha açık sarı oluyor. Yani 4-5 çeşit çiçek var. Trakya'daki polen hep sarıdır. Ay çiçek. Evet, genelde sarı. Ama burada değişiktir yani. Çok çeşit çiçek var mesela. Kırmızıya yakın neredeyse. Evet. Şimdi buna kat atmışız mesela. Aslında her biraz tarafta şöyle duruyoruz. Biraz daha geri çıkar mısın? Biraz daha geri. Şimdi mesela buna kat koymuşsun. O çerçeveleri kabartıyor bakın. Bunlar kabartıyorlar. Ha ben ne yapıyorum? Biraz daha geriye çıkarmıyorum. Arılar uçtu. Bunlar bebeler kaldı bak. Bunlar daha iğneleri gelişmemiş. Aşağıya inelim hep beraber. Doğruya getireceğim. Bak şimdi ben burada ana yüzüğünü de gösteriyorum. Bunlar ne yapıyor şu an? Ana memesini. Bunlar bakıcı arılar, bebeler. Bu yavrulara bakıyorlar. Bakın şunlar işçi arı gözü hep yavru. Burada hep işçi arı çıkacak. Bakın şunlar ana yüzüğü. Evet. Ana memesi. Buradan kraliçe çıkacak. Bakın bir bunun yuvasına bakın, bir de ananıkına bakın. Bakın şu kraliçenin şeyisi. Bak bu da kraliçenin. Bak bu da kraliçenin. Bunu arılar kendisi mi yapıyor? Tabii kendi. İşçi arılar yapıyor. İşçi arılar. Peki ana arı varken onu yapmaları normal mi? Şimdi ana arıyı zorluyorlar oraya yumurta atmaya. Evet. Buraya yuvayı yapıyorlar. Buraya yuvayı yapıyor. İşçi arı ana arıyı zorluyor oraya. Hiçbir kraliçe kendinden başka ikinci kraliçenin yetişmesini istemez. Evet. Çünkü buradan kraliçenin çıkması demek eski kraliçenin gitmesi demektir. Evet. Şimdi bakın. Bunlar şimdi kovandaki kraliçe. Peki, bak şunda hep arı çıkacak. Yeni kraliçe çıktığı zaman diğerini bunlar öldürüyorlar mı? Bunlar da bebeler bunlar. Evet, karakteri bak şimdi belli. Buradan yuvadan çıkan bir arı 20 gün iç hizmette çalışıyor. Ha evet. Kovanın iç hizmetinde. Güvenlik yapıyorlar, evet. Falan filan. Ondan sonra 20-25 günde